Merhaba, ben Elif Işıl Karakaş. Klasik Nota programındasınız. Bu haftaki konuğum harika bir eğitmen, yazar, dil bilimci, beden bilimci. Özellikle çocuklara ve ebeveynlere kitaplarıyla ve seminerleriyle deniz feneri olmuş. Hayatımızın en önemli rehberlerinden birisi Ahmet Şerif İzgören. Hoş geldiniz programıma, nasılsınız? Sağ ol Elif, ne kadar güzel tanıttın. Böyle kendimi gururla izledim oradan sen anlatırken. Çok sağ ol. Konuşmak doğuştan gelen bir yetenek ama etkili konuşmak ve kendini dinletebilmek çok daha özel bir yetenek. Bu kadar etkili anlatma yeteneğine sahip olduğunuzu ne zaman keşfettiniz? Yani keşif tarihini çok bilemeyeceğim Elif. Öte yandan da mesela böyle diksiyon kursları, işte ses şeyleri falan hiç onları almadım ben. Sanırım böyle işin başlangıcı biraz böyle konuşmacı olmamaktan kaynaklanıyor. Yani hiç o VIP salonlarına gitmiyorum, sahneye arkadan çıkarlar ben öyle çıkmıyorum. Gider seyircinin arasında otururum, onlarla tanışırım, onları dinlerim insanları. Sonra çağırdıklarında seyircilerin arasında hatta yerde oturarak falan çıktığımı görünce herkes çok şaşırıyor. Ben ama orada olmaktan acayip mutluyum ve ilk konuşmamı ben eski bir subayım bilenler vardır özgeçmişimi ve ilk konuşmamı demir perde yıkılmıştı. 91'de orada yapmamı istemişlerdi. Ya yani o heyecanımı anlatamıyorum ve Ali Rıza diye bir arkadaşım vardı. Oğlum ben kesin bayılırım, sen beni ayaklarımdan tutar çekersin, sen devam edersin diye. Yani garanti bayılacağım diye çıkmıştım. Sonra baktım ki yapılması gereken bir iş bu ülkede. İnsanlara bir şeyler anlatmak lazım. Adım adım anlatmaya başladım. Bu da sizi çok farklı yapıyor. Bu kadar iyi konuşan insanların en büyük özelliği iyi dinlemek ve iyi gözlemlemek midir? Yani buna okumayı da dahil etmeliyiz Elif ve yani belki çok iyi konuşan insanlar konusunda böyle biraz çekincemiz de olmalı. Yani Hitler müthiş bir hatip biliyorsun ya, acayip iyi konuşuyor. Yani orada baktığınızda sahnedeki adamla aşağıdaki adam aynı adam mı bakmak lazım. Son dönemde baktığında bize deterjan kutusu satıyorlar politikacı diye. Yani bütün o Amerikan liderlerinden tut, Türkiye'deki bütün bakıyorsun bir deterjan kutusu satıyorlar. Gerçek adam o değil. Rahmetli Bülent Ecevit şeyden çıkıyor başbakanlıktan. Ayağa takılıyor Elif, düşüyor. Sürüyle gazeteci var orada, kameramanlar var. Herkes kafasını çeviriyorlar, fotoğrafını çekmiyorlar Ecevit. Çok saygı duydukları bir insan. O fotoğraf yok, Ecevit'in yerdeki hali yok. Şimdi bakıyorsun işte basına, politikaya bilmem ne, hiçbir şey gerçek değil. O yüzden hani ben kendimi de sorguluyorum. Ne kadar gerçeğim diye bir dönüp bakmak lazım. İnşallah öyleyimdir. Bizim kültürümüzde dokunmak vardır, az da olsa gülmek vardır demişsiniz bir seminerinizde. 2021 yılında hala birisine dokunursanız taciz, gülerseniz de hafif insan olarak algılanıyorsunuz. Bu kadar güzel iki şeye nasıl oldu da bu kadar çirkin anlamlar yüklendi? Yani kurum kültürü denilen bir şey var. Ülkelerin de böyle kültürleri var. Şehirlerin kültürleri var. Ve orada baktığında Elif, hani geçen hafta aldığım bir eğitimde mesela bir eğitmen şeyi söyledi. Küçükken çocuğunuzu sarılıp öperken dedi mutlaka izin istemelisin. Ya ben bir düşündüm, babam beni şapşup öper. Ben de çocukları böyle parçalar gibi alt alta yuvarlanırız falan. Kızım benim şimdi 16 yaşında. Dün sarılacağım. Simin sarılabilir miyim dedim. Şok oldu. Baba dedi niye izin istiyorsun? Hep sarılırsın ya bana. Ne olur sarıl dedi. Şak dedik, sarıldık. Ve şey, harika bir şey. Yani dokunmak, ama öte yandan da kirlenen bir dünya var. Ülke kültürleri var. Sen Amerika'dasın. Yani Amerika'daki davranışında başka bir yerdeki taciz olarak algılanır. Bir başka yerde sevgi kültürü. Ama bu ülkenin çok iyi yanlarından bir tanesi. Güvenilir insanlarımız çok. Ve şey, o kültürü çok kaybetmemek lazım. Herhangi bir kültüre baktığında böyle çok hamaset yapan adamlar vardı. Biz süperiz. Batılılar çok kötü. Tam tersi vardır. Batı kültürü süper. Bizden bir şey olmaz. Denge acayip önemli bir şey. Ve kendi kültüründen yola çıkıp evrensel olmayı başarıyorsan bu harikulade. Yani Zülfü Livaneli ile ikimize TED Koleji bir ödül verdi. Ve o kolejdeki o ödülü alırken Livaneli çok güzel bir şey söyledi. Ben sazdan başlamasaydım dünya sanatçısı olamazdım dedi. Çok çok değerli bir cümle. Ve orada baktığında
yerelden başlayıp evrene doğru, evrensele doğru gitmekte çok büyük bir fayda var. Bizim kültürümüzün çok iyi yanları vardı. Bunlardan bir tanesi dokunma kültürü. Dengeli olarak yürütmekte fayda var. Kesinlikle öyle. Bunlar aslında dediğiniz gibi kültürler arasında farklı algılanan şeyler. Ama biz bu güzel değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Siz aynı zamanda iyi bir yazarsınız. Etkili ve çok keyifli kitaplarınız var. Elma Yayın Evi'nin hemen hemen bütün kitaplarını okumuşuzdur. Bir yazar için her canlı, her cisim, her figür bir kitap kahramanı olabilir sanırım. Ne üzerine yazılmış bir kitap sizi şaşırtabilir? Yani Gregor Samsa'dan sonra bir şeylere şaşırmak zor aslında. Yani Kafka'nın O Buluşu dönüşüm kitabında harikulade ve orada baktığınızda yani yazarların hayal gücünden etkilenmemek elde değil ve onun da bir sınırı yok. Öte yanda baktığında çok kısıtlanmış bir hayal gücünden bahsediyoruz. Kızımı bir tiyatroya götürdüm, büyük kızımı Nisan'ı. Küçüktü o zaman, böyle daha ilkokula falan da gitmiyor. Böyle bir ahırda geçiyor. Çeşitli hayvanlar var. İşte yerden darı yiyorlar, bir şeyler yiyorlar, tavuk, horoz falan. Bittiğinde ben onun hayal gücünü test etmek için dedim, hangisi olmak isterdin dedim. Ben bekliyorum, tavuk olacağım, işte kedi olacağım falan. Darı olmak isterdim dedi. Oradaki mısır tanesi olmayı istiyormuş. Ben böyle şok oldum. Bir arkadaşım kızına soruyor da, diyor ki yani işte ne olmak istersin? O mühendis falan deyince, niye astronot olmayı düşünmüyorsun falan diyecek. Bizimki onun hayal gücünü bölecek. O demiş ki kelebek olmak istiyorum. Bizimki şokta. Yani biçimlenmemiş bir hayal gücümüz var. Ve onu kaybetmemiş insanlar, yazarlar, onlar var ya, bizi alıyor başka bir yerlere götürüyor. O yüzden şaşırmaktan çok keyif almak çok güzel bir bölümü. İyi bir yazar hangi yazarları mutlaka okumalı peki? Sizi etkilediğini hissettiğiniz kitaplar genellikle ne üzerinedir? Yani bir kere daha çok Elif çocukluğumda etkilendiğimi söyleyebilirim. Ve oraya baktığında Jules Verne, yani inanılmaz yazdıkları ve interneti ilk hayal eden adam. 20. yüzyılın Paris'te bir kitap yazıyor. Eğitimlerimde örnek veriyorum. Diyor ki Paris'in ortasında bir kütüphane olacak, kütüphanede bir soba olacak. Kütüphaneci bir kitabı çok beğendiğinde sobada yakacak. Kitaptaki bilgiler sobadan çıkan büyük boru, o borulardan ayrılan küçük borular sayesinde dumanlarla evlere gidecek diyor. Bu internet. Yani şimdi anlatırken tüylerim diken diken ve mesela Jules Verne çocukluğumda beni çok etkiledi. Baktığında çok çok değerli bir yazar. Onun dışında da yani Robinson Crusoe'yu 7 defa okudum küçükken. Böyle hep böyle kapanıp odama onu okumak beni o adaya götürüyordu. Çocuk kitapları beni çok etkiledi. Hıdır Kişisel Gelişiyor diye bir kitap yazdım. Bu kişisel gelişim safsatasının aslında insanları alıp nereye götürmeye çalıştığı ile ilgili. Onun içerisinde böyle 100 kitaplık bir liste verdim insanlara. Okuduğumda beni iyi yola götüren, hayal gücümü büyüleyen kitapların listesi. Birileri sorduğunda diyorum ki bak o kitapta şu sayfada öyle bir liste var diye bütün onları orada saydım. Hıdır Kişisel Gelişiyor kitabınız birazcık yaptığınız işle çelişmiyor mu? Yani Elif hiç çelişmiyor. Aslında böyle o kadar üst üste oturuyor ki ben kişisel gelişimin ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok açıkçası. Ne olduğunu da bilmiyorum. Çünkü ben daha çok iş hayatı üzerine ve insanlara topluma bir şeyler katın diye bir şeyler anlatıyorum. Kitapların da içeriği okuduğunda. Mesela kişisel gelişim denilen kitapların çoğu nasıl saat markanı yenilersin, nasıl para kazanırsın, nasıl cep telefonu. Ben de hep topluma örnek olmuş Hayrettin Karaca gibi insanlara örnek veriyorum. Diyorum ki ağaç dikin bu ülkeye. Bir şeyler katın insanlara. Fakat bir kategoriye koyamadıkları için kişisel gelişim, hep diyorum ki değilim ben kişisel gelişimci. Yani hiç alakam yok o işlerde. Asıl işim yönetim danışmanlığı. İnsanlara da daha çok liderlik ve yönetim üzerine bir şeyler anlatırken. Üniversitelere gittiğimde işte konferanslara çağırıyorlardı. İletişim, beden dili. Sonra Elif konuşmaya başlayınca gördüm ki çocukların ruhları bitmiş. Üniversite öğrencisi 20 yaşında diyor ki torpilim olmazsa ben hiçbir yere varamam diyor. Şimdi bir anket yaptılar. Türkiye'deki gençlerin %82'si sanırım yurt dışında yaşamak istiyor. %76'sı bir torpilim olmadan hayatta hiçbir yere varamam diyor. Ben şimdi bu rakamı görünce biliyorsun Türkiye ikiye ayrılmış durumda. Herkes kendi parti liderine inanarak tam böyle ikiye ayrılmış bir toplum durumda. Türkiye her konuda direkt ikiye ayrılıyoruz. Instagram'da 180 bin takipçim var. Orada sorayım dedim. Yani ne düşünüyorsunuz? Ben zannediyorum ki hani gençler diyor ki torpil olmadan hiçbir yere varamazsın.
takipçilere yorum isteyeceğim. Zannediyorum ki yani yarısı der ki hayır ülkede torpilsiz her şey başarısın. Yarısı da evet çok haklılar. Ya 800'e yakın yorum var. Tamamı diyor ki çocuklar haklı. Yani düşünebiliyor musun? Biz bu gençlerin geleceğe olan inançlarını kaybetmiş. Torpil olmadan hiçbir yere varamaz diyor bu çocuklara. Sen çıkıyorsun orada iletişim, işte beden dili falan. Fark ettin ki çocuklara hayatta nasıl tutturacakları, torpilsiz başarmak için neler yapabilecekleri, ülkelerini nasıl sahiplenecekleri, onlarla ilgili bir şeyler anlatmam lazım. Ama gaz vermeden. Çünkü içeride motive edersin çocukları. Hey başarırsın, cep telefonunu yenilersin, gazı verirsin. Çocuk çıkar gerçek hayata. Hayat öyle bir şey değil. Çok dengeli bir şekilde tecrübelerimi paylaşmaya çalıştım. Ve bence Türkiye'nin ilk kişisel gelişim konferansını veren adam Sülün Osman. Hayat dergisinden kestim resmi. Diyor ki Türkiye'nin en büyük dolandırıcısıdır Sülün Osman. Yani tarihteki diyelim, geçmişteki en büyük dolandırıcısı. Diyor ki büyük dolandırıcı Sülün Osman cezaevinde alın teriyle yaşamak konulu bir konferans verdi diyor. Yani konferansı verdikleri adam alın teriyle yaşamak en büyük dolandırıcı. Yani o yüzden şey, çok dengeli, insanları kandırmadan hey dışarısı süper, koştur Türkiye süper falan, ama kendini keşfetmeleri, tutkuyla işlerini yapmaları, kazanırken bu ülkeye de bir şeyler katmaları için bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Farkı varsa belki odur diyebilirim. Öğretmenler öğrencileri kitap okumak konusunda neden ikna edemiyorlar? Her türlü yaptırıma sahip olmalarına rağmen burada puzzle'ın eksik parçası kimin elinde sizce? Yani aslında sorunun içine yerleştirmişsin bence kelimeyi. Konu ikna etmekse o çocuklar, o insanlar kitap okumaz. Ama konu sevdirmekse o zaman bir şeyler değişmeye başlar. Geçenlerde bir film seyrettim. Patatesli Turta Okuma Kulübü falan gibi bir isim var. Duydun mu Elif, bilmiyorum. Bir okuma kulübü ama patatesli turta geçiyor şeyin içerisinde. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin bir adasında geçiyor. Ve bir grup insan kitap okuyorlar. Ve her seferinde berbat bir patatesli turta yapan bir adam var. O da getiriyor. Onu da yiyorlar. Orada kitap okurken küçük bir çocuk var, yaşlı adam var. O bilginin etrafında o tutkuyla severek yaptıkları şey acayip değerli. Şimdi bizde çocukların sevecekleri yer kitabı ev ve okul. Bak arkadaki kitapların bu kütüphane babam evinde, babam devlet memuru, annem ev hanımıydı. Babam her ay borcu olurdu ama hep kitap alıp gelirdi. 3000-4000 kitabımız vardı bizim evde. Şimdi o kitapların yanında yaşayıp da evinde kitap okuyan bir baba görüp de kitabı eline almama ihtimalin yok. Ve okullara dönüp baktığında yani herhalde test kitabı sevecek bizim çocuklar, öyle gibi görünüyor. Tutkuyla işini yapan öğretmenler hangi dersi veriyorsa onu sevdirir. İyi bir edebiyat öğretmeni, Ölü Ozanlar Derneği acayip iyi bir örnektir buna. O çocuklara kitabı sevdirir. Berbat bir öğretmen de kitaptan soğutur. Yanlış bir kitap seçimi çok soğutur gençleri kitaplardan. Sanırım böyle ipi itmeye kalkarsan böyle ip dolanır durur. Çektiğin anda ipi, ip seninle beraber gelir. Eğer Türkçe dersine giren, edebiyat dersine giren, tarih dersine giren öğretmen iyi bir liderse ve çocukların önlerinden gülümseyerek yürüyorsa, onları heyecanlandırıyorsa harika okurlar olur o çocuklar. İkna etmeye kalkarlarsa, zorlarlarsa şu an yaşadığımızı yaşarız. Bu alışkanlık aslında çocukken kazandırılması çok önemli. Ben de kitap okuma alışkanlığımı çocukken kazanmıştım. Şu anda da hala hatta kitap okumayı çok seviyorum. Özellikle Rus literatürüne aşığım diyebilirim. Amerika'da kitap okuma oranı çok yüksek. Metroda, parkta, bankta, tatilde, tüm boş vakitlerinde çantadan kitaplarını çıkarırlar ve okumaya başlarlar. Ben de 2 yıl şehir kütüphanesinde gönüllü çalıştım. Şehrin en çok ziyaret edilen yeri kütüphanelerdir Amerika'da. Biz bu alışkanlığı yıllardır neden kazanamıyoruz? Kamudan bir grup, etkili de bir grup, onlara bir konferans veriyorum, gösterdim. Çağlayan Adliyesi, Avrupa'nın en büyük adliyesi, daha doğrusu adliye demeyelim, Adalet Sarayı. Değil mi dedim, evet hocam dediler, böyle havaya girdiler. Sonra Kartal'da, Tuzla'da bir Adalet Sarayı yapıldı. O da dünyanın en büyük Adalet Sarayı. Bu da dedim, dünyanın en büyük Adalet Sarayı değil mi? Evet hocam dediler, gururla. Ben de onlara dedim ki, dünyanın en büyük kütüphanelerini yapmayan milletler, dünyanın en büyük Adalet Sarayları'nı yapmak zorunda kalırlar. Şimdi
baktığında Hollanda son 6 yıl içerisinde sanırım 20 tane cezaevini kapattı ve bunları startup şirketlerine, gençlere ücretsiz olarak ya da çok düşük ücretlerle yeni iş kurmaları için verdi. Biz şu an 174 tane yeni cezaevi yapıyoruz. Yani kitapların içinde melekler vardır Elif. Yani bizim insanların kitaplara ulaşmasını sağlamamız lazım. Küçük bir çocuk ilkokulda, köy okulu, öğretmenin kütüphanesinden bir kitap okuyor. Kitaptan çok etkileniyor. Şimdi tiyatro yapıyor köyünde. Ümmiye Koçak. Bütün köy kadınları tiyatro yapıyor onun sayesinde. Sordular nasıl başladınız diye. Cristiano Ronaldo'yla reklama çıkan Mersin'in Aslanköy'ü. Nasıl başladınız? Öğretmenimin kütüphanesinde bulduğum bir kitapla başladım dedi. Kitapların içinde melekler vardır. Biz taşımalı öğretime geçtik Türkiye'de. Şimdi 9 köyden birinde okul var sadece. Eskiden 9 köyde de bir öğretmen varken şimdi sadece 9 köyden birinde öğretmen var. Bizim bütün köylerde okullar açmamız gerekiyor. Bütün köylere kitaplar yağdırmamız gerekiyor. Ve Türkiye otomobil yapmaya ayırdığı bütçeyi köylere okul, köylere kütüphaneler kurma, köylere spor alanları kurmaya ayırsa ülkenin fotoğrafı değişir biliyor musun Elif? Köylerde insanlar kalmadı, gençler kalmadı ve bir şeyleri o anlamda kaybetmeye başlıyoruz. Üretim buralarda olmalı ve baktığında en dönmemiz gereken şey ve Rusya'da bir fırıncı çırağı şeyde de çalışmıştır tersanede. Molalarda bir kitap okuyor. O kadar heyecanlanıyor ki ışığa tutuyor kitabı. Melekler mi var içinde diye. Dostoyevski'nin bir kitabı. Senin alan. Rus edebiyatını seviyorsun. O fırıncı çırağının adı ne biliyor musun? Maxim Gorki. Ümmiye Koçak'a sordular. Mersin'in Aslanköy'ündeki Ümmiye Koçak'a. Ya dediler o kitap hangisiydi bu kadar heyecanlandınız? Maxim Gorki'nin ana kitabı dedi. Benim tüylerim diken diken. Rusya'daki fırıncı çırağının yazdığı kitap Mersin'in Aslanköy'üne iner herif. Bizim bu çocukların ellerine kitaplar uzatmamız lazım. Test kitapları değil. Yani bizim ilk öğretimde ilkokul 5'e kadar, belki ilkokul 5'te dahil sınavı iptal etmemiz lazım. Hiç sınav olmamalı bu çocuklar. Bu çocuklar keyifle gitmeli okula. 5 saat öğretmenleriyle proje konuşmalılar, oralardan siyasetler, bilmem neler çıkmalı oralardan. Tutkuyla işini yapmalı insanlar. Yarın 10 Kasım Mustafa Kemal'in yani kelimeyi kullanırken bile ölümü demeyi bile istemiyorum. Kaybettiğimiz günü anacağız. Ama Kurtuluş Savaşı'nda bir sandık kitabı vardır. Yanında bir sandık mermi. Der ki mermileri bırakın kitapları alın. Askerler şaşırır. Kurtuluş Savaşı ya. Ya savaştasın. Zor mermi buluyorsun. Yıllar sonra yanındaki bir şey söylüyor. Emir subayı. O gün o kitapları aldığımız için kazandık diyor. Ve Atatürk diyor ki her iki kuruşumun birini kitaba vermeseydim bu ülkeyi kurtaramazdık diyor. Bilgi çok değerli bir şeydir. Sen orada da yakından yaşıyorsun. Biz de inşallah burada yakından yaşarız. Bir ülkede, hatta bir şehirde sizin de söylediğiniz gibi bence kütüphaneler açmak, kütüphanelere yatırım yapmak, bu konuda duyarlı olmak bence çok önemli. Hatta böyle bir kültür var. Okuduğun kitapları bir yerde bırakıyorsun ki daha fazla insana ulaşsın. Bilerek bırakıyorsun. Bilgi paylaştıkça çoğalan bir şey. Ve ben de bu görüş açınızı çok doğru buluyorum ve destekliyorum. İngiltere, ABD, Hollanda, Slovenya, Danimarka, Almanya, Avusturya, Ukrayna, Avustralya, Fransa, Azerbaycan gibi ülkelerde eğitimler de verdiniz. Bu ülkeler bizden birçok alanda birkaç adım önde giden ülkeler. Türkiye ve Türk eğitim sistemi oradan nasıl görünüyor? Yani sen de Amerika'da yaşıyorsundur. Türkiye diye bir yer olduğu ile ilgili çok fikirleri yok. Varsa da işte develere mi biniyorsunuz falan gibi yaklaşımları var. Diğer ülkelere de baktığında yani karşılaştıkları Türklerin bıraktığı izlerin bizim ülkemiz zaten. Yani sen de orada Türkiye'yi temsil ediyorsun. Seni piyano çalarken gören birisi Türkiye ile ilgili fikir elde ediyor. Yarın öbür gün bir başkasıyla karşılaşıyorlar, o da bir fikir veriyor. Gece yarısı ekspresini seyrettiklerinde bir başka fikir ediniyorlar. Ve oraya baktığımızda genel anlamıyla izlenimimiz iyi mi derseniz dünyanın birçok yerinde çok iyi değil. Yani o hani saklanacak bir şey yok onunla ilgili. Öte yandan baktığında Avustralya'ya gittim ben, konferansla verdim orada. Düşünsene yani mesela Avustralya'da çok büyük saygıları var bize. Güney Kore'de de öyle büyük saygıları var. Avustralya'daki saygıya bakıyorsun niye var diye.
Barbarlara savaşmaya gidiyorsunuz demişler. Türkler düşmanlarını yer demişler adamlara. Yam yam Türkler demişler. Ama bir geliyorlar. Bir Anzak askerin mektubunu okudum ve şey yazıyor. Anne diyor, burada en çok en az bulunan şey su diyor. 1 milyona yakın asker küçücük bir alanda savaşıyoruz. Yarım bardak suyla diyor, dişimi fırçalıyorum, tıraş oluyorum, yüzümü yıkıyorum ve artan suyu içiyorum. Hani susuzluktan mahvoluyoruz diyor. Ve siperler devamlı yer değiştiriyor herif. Bir onlar alıyor siperi, bir bizimkiler alıyor. Ve yaralı bir asker, Avustralya askeri Türklerin tarafında kalmış. Biz almışız o siperleri. Diyorlar ki biz tekrar aldığımızda arkadaşımızı ölmüş bulacağız. Siperi tekrar geri aldıklarında o yaralı arkadaşının yarısının sarıldığını, yanına da yarım matara su bıraktıklarını görüyorlar Türklerin. Sonra centilmenlerle savaşıyoruz demeye başladılar. Mektuplarında Türkler çok centilmen demeye başladılar. Hiçbir sıhhiye çadırına üzerinde haç olan hiçbir gemiye ateş etmiyor bizimkiler. Diyorlar ki bu bir sağlık gemisi, yaralılar olabilir. Ve İngilizler şey dağıtıyorlar, maske, gaz maskesi. Türkler kimyasal kullanacak diye hiçbir Yeni Zelandalı ve Avustralyalı asker takmıyor. Türkler diyorlar kimyasal atmaz. Onlar cesur ve dürüst insanlar. Ve savaşı kazanmışsın, kürsüye çıkmışsın. Şey de değil mi, nasıl yendik sizi? Bak, 7 cihanı böyle yendik, Hristiyanları böyle gömdük de. Çıkıyor diyor ki Atatürk, Yeni Zelandalı ve Avustralyalı anneler, çocuklarınız burada bizim çocuklarımızın yanında beraber yatıyorlar. Onlar bundan sonra bizim kardeşlerimizdir, bizim burada misafirlerimizdir. Kendi çocuklarımıza nasıl bakıyorsak onlara da öyle bakacağız diyor. Bugün git Avustralya'ya, elif hala Türklere saygı duyuyor. Saygıyı böyle kazanırsın. Kültürle, eğitimle, kitapla, bilgiyle kazanırsın. Böyle bağırarak, çağırarak kültürle şey kazanılır, bilgiyle kazanılır. Ve o gün yaptığı konuşma hala Türklere büyük saygı kazandırıyor Avustralya'da. Buradan da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü analım. Çok haklısınız. Bence de saygı bu şekilde kazanılır. Böyle büyük bir öndere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Uğur Böcekleri Derneği'nde 175'i aşkın iyilik fikri projesine imza atmışsınız. Siz de gönüllü bir Uğur Böceği'siniz. Nasıl Uğur Böceği olabiliriz? Bu projelere nasıl katkı sağlayabiliriz? Paylaşırsanız ben ve benim gibi genç arkadaşlarım da yer almaktan çok mutlu oluruz. 14 yıl önce bir dernek kurduk Elif. Uğurböcekleri.org diye bir de şey sayfası var, web sayfası. Bilgileri oradan alabilirsiniz. Nasıl başvuruluyor, ne oluyor diye. Temel olarak yaptığımız şey 3 ilke ve 2 değeri anlatıyoruz. Dürüstlük, iş kalitesi, girişimcilik, yurt sevgisi ve hoşgörü. Anadolu'nun her yerine gidip eğitimler veriyoruz, konferanslar veriyoruz ve etnik köken, inanç, bunlarla ilgilenmeden her etnik kökendeki, her inançtaki insanın bu ülke için ne kadar değerli olduğunu anlatıyoruz. Bir dernek, bir vakıf olduğunda hep o gözle bakıyorlar. O taraftan mısın, bu taraftan mısın falan diye. Hani İzgörün Akademi'de çalışan insanların, Elma Yayın Evi, Uğur Böcekleri, hiç kimsenin ne etnik kökenini biliyoruz, ne inancını biliyoruz. Pırıl pırıl bir ekip, oturup üretim yapıyoruz. Burada da yaptığımız şey o. 100 kişi eğiten turuncu Uğur Böceği oluyor. 500 eğiten kırmızı, 1000 kişi eğiten bordo. Ben de mavi Uğur Böceğim. Ben sadece oradaki Uğur Böceklerinden bir tanesiyim. Başımızda Doktor Zafer Parlak var. O şu anda projeyi yürütüyor. Ve mesela o 179'a ulaştı proje sayısı. Deminki anlattığımla bağlantılı küçücük bir örnek vereyim. Deniz'de 11 yaşındaki Ahsen Ün babasıyla beraber bir kütüphane yaptı. Bahçelerinin duvarına çaktılar böyle bir ev şeklinde. Herkese açık kütüphane yazdılar. Bütün kitaplarını oraya bıraktı Ahsen. Ve üzerine şey yazdı. Buraya kitap bırakabilir ve kitap alabilirsiniz diye. Denizli'nin her tarafından çocuklar geldiler. Oradan kitap aldılar ve yerine kitap bıraktılar. Ahsen şimdi üniversitede okuyor. Dedi ki Şerif amca, en çok fakir çocuklar kitap bıraktı oraya. Şimdi bu var ya, yani Ahsen ileride bir Hayrettin Karaca olabilir diye düşünüyorum ben. Bu ülkeye bir şeyler katan bir insan. Böyle böyle hiçbir yerden bütçe almadan yapıyoruz bunu. Hiçbir yerden destek almadan yapıyoruz. Öyle Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği de destekliyor. Oraya da şimdi bir bilim merkezi kuruyoruz tam ortasına. Çocuklar ekoloji ve girişimcilik üzerine eğitimler alsınlar diye. Çok güzel bir proje. Bence çoğalmalı ve birçok Uğur Böceği olmalı ülkemizde diye düşünüyorum. Bizim evimizde televizyon çok nadiren açılır. Annem kültür sanat etkinliklerinin yıllık takvimini alır ve sizin gibi konuşmacıların olduğu eğitim seminerlerini
Konferanslarını çok sıkı takip eder. Onlardan bir şeyler öğrenebilmek için zaman harcardı. Bu izleyici kitlesini büyütmenin en kolay yolu televizyon aslında. Neden bunca yıl sizi televizyonda göremedik? Özgürlüğümü korumak için temel olarak. Adımı biliyorlar ama beni çok tanımıyorlar. Kimse tanımadığı için de ben böyle çok özgür, rahat dolaşabiliyorum. Öteki türlü çok görünür olsaydım hem belki söylediklerim değer kaybeder diye düşünüyorum. Şimdi üniversiteye falan gittiğim değil. Yani geçen böyle bir kamudan bir kuruluş çağırdı. Bir üniversiteye gittim. Böyle girdim bilmem ne müdürünün odasına aldılar beni. Hoca dedi, vallahi ben adını duymadım ama dedi anketlerde dedi öğrencilerde en yüksek notu almışsın. Hatta dedi birkaç ünlü isim saydı. Bunlardan bile çok oy almışsın. Mecburen çağırdık, ben tanımıyorum dedi. Ben dedim tanıyan yok zaten. Salona bir gittik Elif. 700 kişilik salon, yani dışarıda yüzlerce insan var, sahne dolu 1500 insan, müdür şokta. Hocam dedi, nereden tanıyorlar seni? Dedim bilmiyorum nereden tanıdılar. Ben televizyonda yokum, hiçbir yerde yokum. 20 yıldır hiçbir televizyon kanalına çıkmadım. Hiçbir yerde yokum. İçerisi tıklım tıklım. O çocuklar neyi öğrendikleri ve neye değer verdiklerinin farkında olarak geliyorlar üniversitelerde. Bu benim için çok büyük bir gurur. Hiçbir yerde olmadan insanlar oraya geliyorsa bundan büyük bir onur yok. Ve bir konferansımdan sonra iki çocuk geldi, iki öğrenci. Hocam dedi, bir şey soracağız sana, nedir? Kitap imzalıyorum. Sağcı mısın, solcu musun dediler. Nasıl geliyorum, niye dedim. Hocam dediler, biz meraktan ölüyoruz, sağcı mısın solcu musun? Konferans başladı, bir örnek verdin dediler, dürtmüşler birbirine. Aha demişler, hoca solcu. Sonra bir örnek verdin, bir baktık o öteki tarafın örneği herhalde dedik. Ah hoca sağcı. Hocam dediler, konferans bitti, salonda kimse sağcı mısın solcu musun anlamadı. Onlara dedim ki, kendi doğrusu olmayan adamlar başkalarının doğrularının peşinden giderler. Bizde hep beklenen o. Yani birinin bir görüşü var, sen onun peşinden gideceksin. Ama dediler, konferans bittiğinde burada iki siyasi grup var. Kantinde hep birbirlerini döverler. İki grup da ayakta alkışlıyordu. Elif, söylemek istediğim şey, bizlerin birleştirici insanlar olması gerekiyor. Verdiğimiz örneklerle, anlattıklarımızla bu toplumu bir araya getiren insanlar olmamız gerekiyor. Bir bakıyorsun hep böyle ayrıştırma üzerine kurulu bütün teknikler, insanları ayırma üzerine kurulu. Oysa bir aradayken üretiriz diye düşünüyorum. Burada çok bütünleştiricisiniz ve fikirlerinize, konuşmalarınıza hepimiz çok saygı duyuyoruz ve sizi tanıyoruz. Siz ve muhteşem anlatımlarınız hayatımıza internetle girdi diyebilir miyiz aslında? Çünkü daha dün ben aslında sosyal medyada gezinirken size ait bir gönderi gördüm. O durduramadığım bir şey oldu Elif. Yani benim ODTÜ'de verdiğim bir konferans vardı. O bir yayıldı. Yani hiçbir yerde hep konferanslara gitmedim. Ne olur fotoğraf çektirmeyelim, sarılalım diyordum. Hiç böyle görüntüm olmasın. Fakat bir videom bir yayıldı. Artık durdurma ihtimalimiz olmayınca ekip sonra dedi ki, hocam zaten dolaşıyor, yani size bir YouTube kanalı açalım, size bilmem ne. Yani sonra baktım ki dışında durma ihtimalimiz yok. Ama yani bak, dediğim gibi 20 yıldır hiçbir televizyon kanalına çıkmadım. Şimdi bir destek vermem gerektiği için ilk defa bu hafta bir yayında böyle bir ufak bir katılacağım. O da bir gruba destek vermem gerektiği için yapacağım onu. Ama artık o durdurulamaz bir şey. Mecburen o minimumda bir şeyler var internette benimle ilgili. Çoğu da eski görüntüler. Beden dili konusunda eğitimler verdiğinizi okudum. Beden dilinin evrensel olduğuna inanmıyorum maalesef. Bu kültürel bir dil aksanı gibi benim için. Bir Japon konuşurken sizin gözlerinize bakmıyorsa bu o kişinin özgüvensiz olduğunu göstermez. Sorum şu, dikkat vücudunuz konuşuyor kitabınızda. Neyi referans aldınız? Elif, orada çok fazla da bilimsel araştırma var. İlk yazdığım kitabı o. Kaynakçaları vermek çok önemli. Öte yandan da günlük kullanımı da anlatmak önemli. Çünkü günlük kullanıma yönelik çok bir kitap yoktu yazdığımda. 99'da yazdım kitabı. Konusunda haklı olduğum bölüm şu. Evrensel olmayan çok şey var beden dilinde ama evrensel olan da var. Yani 6 temel duygu tüm dünyada aynı ifade ediliyor. Ama çok farklılıklar da var. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani Japon seninle göz teması kurmaz. Bir başka ülkede başka bir şey vardır gibi. Çok evrensel olanları zaten hepimiz görebiliyoruz. Yani biri üzüldüğünde yüz ifadesinden anlıyorsun. Ya da korktuğunda çok belli ifadeler var. Farklılıklar da var. O yıllarda ilgilendiğim bir konuydu. Birkaç yorum var. İşte şu lideri eğitti, bu lideri eğitti. Şu an parlamentodaki hiçbir lideri görmedim. Yakından görmüşlüğüm yok. Canlı olarak hiçbirini görmedim. Bundan sonra da siyasetten hep uzak durduğum için
Hiçbiriyle bir bağlantım, bir şeyim yok. Hiçbirine de eğitim vermedim. Aziz Nesin'in en büyük silahı mizahtı. Mizah yüzyıllardır direnişin bir yolu olmuştur. Sizin kitaplarınızda bu direnişi, aykırılığı hissedemiyoruz. Sizin için mizahın bir misyonu olmalı mı? Güzel soru. Chico Mendes diyor ki, sınıf mücadelesi olmadan çevrecilik bahçeciliktir de. Şimdi baktığında Aziz Nesin'le ortak yanımız ikimiz de eski subay olması. Ayrılma biçimimiz farklı. O böyle biz bir balya samanı alır, birliğin önünde götürür, bakın çalıyorum bunu falan diye hırsızlıktan attırır kendisini. Ve sonra ülkeye bıraktıklarına bakıyorsun. Ama en büyük bıraktığı şey Nesin Matematik Okulu'na gittiğinde öyle bir şey bırakmış ki yazdığı kitaplarla, diğerleriyle o mücadelesine hala devam ediyor. Anadolu'nun her yerine o matematik okullarını kurmak lazım. Bir tek yani Ege'de olması çok büyük bir kayıp. Devletin en büyük destek vereceği alanlardan biri o olmalı. Ülkenin her yerinden matematik öğretmenleri temel bilimi oralarda çocuklara sevdirmeliler. Bir 200-300 tane o okuldan açılması lazım diye düşünüyorum Anadolu'ya. Doğru söylüyorsun. Ve baktığında geçenlerde böyle bir dostum, ünlü bir tiyatrocu bizi ziyarete geldi. Çok muhalif bilinen birisi. Onunla onu konuştuk. Yani ben bir gün bugün sahneye çıktığımda birçok insana anlatabiliyorum. İki taraftan insanlara anlatabiliyorum. O tiyatrocu dostum zaten kendiyle aynı görüşte olan insanlara tekrarlamak zorunda görüşlerini. Oradaki dezavantaj ve avantajı öyle değerlendirmek lazım. Belki Nazım Hikmet'e örnek vermem gerekir Elif burada. Nazım Hikmet'i Bursa cezaevine atıyorlar. Ve cezaevinde yat değil mi? Kadınlara halı dokuma kursu başlatıyor orada. Erkekler arasında futbol turnuvası başlatıyor. Şimdi sen yazarsın, otur flörünü tak böyle kenarda, şairsin. Hiç öyle bir hareket başlatıyor ki orada. Kadınlar eline gelir getirmeye başlıyor. Erkeklere kurslar başlatıyor. Erkekler futbol oynadıkları için mutlu olmaya başlıyorlar. Bir çocuk var buna hayran, Faruk Ercavi. Şiirler yazıp getiriyor Nazım Hikmet'e Bursa cezaevinde. Nazım Hikmet hiç beğenmiyor şiirleri. Diyor ki sen diyor şiir yazma diyor, sen diyor roman yaz diyor. O Faruk Ercavi roman yazmaya başlıyor. Orhan Kemal. Yani yol benim tüylerim diken diken, yol göstericiliği görüyor musun? Ve şimdi baktığında bir yazar, bir edebiyatçı hangi iktidar olursa olsun sağ veya sol muhalif olmak zorunda. Çünkü biraz okuyan aydın bir adam yanlışları görüp bunları söyleyebilmeli. Yani bir insan iktidardakine şahanesin, süpersin diyorsa mutlaka bir çıkarı vardır, bir beklentisi vardır. Yani iktidardakine yanlışları söyleyecek insanlar, yani bugün diyelim ki Metin Akpınar, Müjdat Gezen'e böyle millet muhalif, sen böyle iktidar değişsin, başkaları gelsin, yanlış bir şey yapsınlar. Ben sana söyleyeyim, Müjdat Gezen gene söyleyecek, diyecek yanlış yapıyorsunuz. Metin Akpınar gene söyleyecek, bakın bu yanlış diyecekler. Onlar muhalif falan oldukları için değil. Onlar ülkelerini sevdikleri için diyorlar ki bak bu yanlış. Şimdi Nazım Hikmet ülkeye hep bir şeyler bırakmış ve baktığında bana ne düşer diye Manisa Demirci'de bir köy enstitüsü kurdum Elif. Karaoklar Ekolojik adı. Ortasına bir dershane koyduk. Etrafına badem ağaçları diktik. Türkçe çünkü bademi Amerika'dan ithal ediyor. Köylü çocuklara orada eğitimler vermeye başladık. Ben gidiyorum eğitim veriyorum. Diğer uğur böcekleri eğitim veriyor. İzgör'ün akademinin hocaları gidiyor. Elman'ın yazarları gidiyor. 1300 çocuğu orada eğitimlerden geçirdik. Beşer günlük girişimcilik eğitimleri. Çocuklar ağaçtan meyveyi topluyor. Marka yaratıyorlar. Tenekelere koyuyorlar. İnternete koyup satıyorlar köylü çocuklar. Ne öğrendiniz diyoruz. Ya diyor ben köyümden dünyaya ürün satabilirmişim. Derste anlatmıyorlar mı? Yok diyorlar. Derste bizleri bunları anlatmıyorlar. Bölgedeki badem ağacı sayısı 4 kat arttı şu anda. Hiç organik sertifikalı tarım yapan çiftçi yoktu. Şu an 330 tane çiftçi sertifikalı organik tarım yapıyor Elif. Herkes oraya eğitim almaya geliyor. Şimdi ortasına köy enstitüsü bilim merkezi kuruyoruz. Kapalı bir alan. İçi kitaplar ve bilgisayarlarla dolu olacak. Türkiye'nin her yerinden çocuklar gelip orada eğitim alacaklar. Benim büyük muhalefetim bu olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Muhalefet üretmek ve ülkene bir şeyler bırakmaktır. Demin söylediğim Chico Mendes'in lafı yani sınıf mücadelesi olmadan bahçeciliktir çevrecilik dediği o. Yani ben biliyorum ki bu ülkeye bir şeyler bırakmam lazım ve çocuklara örnek olmam lazım. Yayın evi her yere kitap bağışı yapar, birçok yere kitap gönderir.
Ben Cuma günü İstanbul'da kimsenin adını bilmediği küçücük bir Ermeni okulunda 35 tane çocuğa eğitim vereceğim. Atlayacağım buradan gideceğim bir kuruş para almadan. Ben en büyük mücadelenin bu olduğunu düşünüyorum. İnsanlara gidip karşılık para da kazandığım eğitimler var. Türkiye'nin dünyanın büyük kurumlarına eğitimler veriyorum. Orada evimi geçindiriyorum. Ama onun karşısında gidip Anadolu'nun her yerinde etnik kökenine, inancına bakmadan insanlara cesaret vermem lazım. Kandırmadan ama onlara umut vermem lazım. Üretmelerini anlatmam lazım. Çok doğru bir perspektiften bakıyorsunuz. Sizin gibi daha fazla insana ihtiyacımız var. Hep vermek üzerine, çoğalmak üzerine bir amacınız var. Bu harika bir şey. Umarım bu projeler de çoğalır ve Türkiye'nin bütün her tarafında okullar açılır. Bu şekilde badem ağacı örneği gibi girişim olur ve eğitimler verilir. Aziz Nesin'in, Nazım Hikmet'in, Orhan Kemal'in tırnağı olamayacağımız kesin. Yani onu da söyleyeyim. Bir yazarın okuyucuya karşı en büyük sorumluluğu nedir sizce? Dürüst olmak bence. Yazmak için daha mı çok okumalı peki? Bu kadar çok okumak yazdığınız eseri etkisi altına alabilir mi? Elif, o sadece zenginleştiriyor. Yani şimdi Bell Horvath diye bir adamın kitabını okuyorum. 1913'te gelmiş Osmanlı topraklarında dolaşıyor. Hacı Bektaş Türbesi'ne gidiyor. Ve Hacı Bektaş Türbesi'ne ben de gittim, gezdim orayı. Ve türbenin durumunu biliyorum. Çok ilginç. Mesela Hacı Bektaş'ın mezarının üzerinde bir Pars derisi var. Bir Pars'ın derisi serilmiş üzerine. Yani mesela bunu okumak beni böyle inanılmaz. Yani onu bilmek ülkenin bütün şehirleri anlatıyor. İnsanların bakış açısını anlatıyor. Nasıl yaşadıklarını anlatıyor. Bilgi sadece zenginleştirir. Eğer kendi yolunu çizebiliyorsan hayal gücünü kısıtlamaz diye düşünüyorum. Hayal gücünü kısıtlayan şey böyle komutlar almak, otoritenin altına girmek, aynı reklamları ve aynı mesajları insanlardan tekrar tekrar dinlemektir. Yani baktığında kitaplar bilgi kadar değerli bir şey yokun en iyi anlatımı bence Hitler'e baktığında, yani kitapları yakarak başladı, insanları yakarak bitirdi işi. Kitaba saygı insana saygıdır diye düşünüyorum. Yazarlık kursları hakkındaki fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Bu esey yazma gibi öğrenilecek bir şey midir? Herkes yazar olabilir mi? Yani herkesin yazar olamayacağını düşünüyorum. Öte yandan da bu tür kursların acayip yararlı olabileceğini de düşünüyorum. Benim alma şansım olmadı. Yani ilk boşlukta bir felsefe kursuna veya işte yazım teknikleri kursuna almaya gitmeyi isterim. Ama yani şu anki biçimimi, özgürlüğümü kısıtlar mı diye de düşünüyorum. Şu anki çünkü belki içgüdülerimle ve çok doğal yazıyorum. Ben mesela yani asıl işim iş adamlığı. Yani şirketler kurdum sıfırdan. Dürüstlükle bunlar yürüdü ve şimdi 6 şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Amerika'da Amerikalılara kahve satıyorum, belki biliyorsun. Turkish Coffee Lady diye bir yer açtık orada Gizem'le Washington'da. Ve Amerikalılara Türk kahvesi satıyoruz orada. Tysons Corner Center'da açmıştık. Şimdi Washington'da başka bir yere aktarıyoruz ve ben işletme eğitimi almadım. İşletme üzerine konferanslar veriyorum. Yani bu hafta Türkiye'nin en büyük perakende zincirinin bütün yönetimine orayı nasıl verimli çalıştıracaklarını anlatıyorum. Sonra bir şey fark ettim Elif. İşletme okusaydım ben bugün oralarda konuşma yapıyor olamazdım. Çünkü duyduklarımı tekrarlıyor olacaktım. Kendi işletmemde bu kadar iyi gidemezdi. Çünkü bana öğretilenleri uygulayacaktım. Yani etraftaki standart uygulamalar dışında uygulamalar yaptığım için ekip arkadaşlarım çok mutlu. 26 yıllık şirket İzgör'ün Akademi. 26 yıldır çalışan 3-4 tane arkadaşımız var. Başlangıçtan beri çalışan insanlar. Ve onlar şirket genel müdürleri. Genel işletmeyle ilgili neredeyse çok az şey biliyorum. O yüzden biçimlenmemiş olmak çok akıllıca. Yazarlık kursu alsam bu kitapları herhalde böyle yazamazdım diye düşünüyorum. Yani sanki Woody Allen hızlı okuma kursu alıyor. Nasıldı diyorlar, şahaneydi diyor. Savaş ve Barış'ı okudum, galiba Rusya'da geçiyordu diyor. Yani bu kursların şeyiyle ilgili bakmak lazım ne kadar iyi olduğuyla ilgili. İyiyse ama iyi yazarlardan öğrenmek şahane olabilir. Böyle kurslar bazen çok yararlı da olabiliyor. Biz burada her zaman essay yazıyoruz, özellikle İngilizce derslerinde, literatür derslerinde. Bu burada herkesten beklenilen bir şey, yazma becerisi ve hep öğretiliyor bütün detaylarıyla. Bir yazar ne sıklıkla kitap yazmalı? Bunun bir kuralı var mıdır? Bence yok. Çok üretken insanlar var. Batur, Enis Batur gibi. 40 yılı bir yazanlar var. Benimki böyle yılda bire denk geliyor şu anda. Karaoklar Çetesi'nin üçüncüsünü yazıyorum. 1928'de geçiyor.
İstanbul'da başlıyor. Ve karakterler gerçek. Atatürk de var maceranın içinde. Yani onu çok seversin. Şimdi de Avustralya'ya gidiyorlar 3. kitapta. Zaman konserve değildir, saklayamazsınız demişti sevgili Muzaffer İzgül bir söyleşisinde. Türk insanımızın en büyük sorunlarından birisi sanırım zaman yönetimidir. Zaman yönetimi nasıl kazandırılabilir? İlk öğretim eğitiminin tamamen değişmesi gerekiyor. Şu anki sistemi değiştirip çocuklara çaktırmadan proje yönetimi, zaman yönetimi, değerlerle yönetmek, bunlarla ilgili, hayatla ilgili gerçek, Türkiye'nin sorunları ne? Bu. Sorunlara yönelik bir eğitim sistemi oluşturmak gerekiyor. Birbirine saygı gösterme, insanlara değer verme, çalmama, çırpmama, bunların eğitimini verdikten sonra zamanını yönetme, o çocuklar hayata atılır, pırıl pırıl insanlar olurlar. Biz onları öğretmeyip çocuklara oturtup sınıfa matematikli, fizikli bir şeyler öğretmeye çalışıp asıl ülkenin sorunları üzerine, kangrenin üzerine gitmiyoruz. Dürüst olmayı, kırmızı ışıkla geçmemeyi, komşusunun hakkını korumayı, kimsenin yanından girip sıradan kuyruk yapmamayı, sokaklara çöp atmamayı, her ağacı korumayı öğretirsek, bak Elif şeyden geçiyoruz, ODTÜ'nün içerisinden, kızım küçük, öğretim üyeleri var arabada. ODTÜ'ye yasal olmayan bir şekilde bir yol açılmış, binlerce ağaç kesilmiş ve öğretim üyeleri çok kızgın. O dönemki belediye başkanıyla gidiyorlar ki nasıl yapar bunu, gözleri dolu hepsinin. Nasıl böyle bir şey yapar, bu kadar ağacı nasıl keserler falan derken, ilkokul birinci sınıf falan da herhalde Semin. Dedi ki yanlış kişiye kızıyorsunuz. Öğretim üyeleri şaşkın döndüler, niye öyle diyorsun? Bence dedi belediye başkanına kızmayın dedi. Bence o belediye başkanının öğretmenine kızın dedi. İyi bir öğretmeni olsaydı dedi, ağaçları sevmeyi öğretirdi ve o adam bu ağaçları kesmezdi dedi. Böyle biz arabada şok olduk. Yani bugün bu ülkedeki bütün kötülüklerle ilgili baktığınızda ailedeki ve okuldaki eğitim sistemini sarsmamız lazım. Okuyan insanın analiz becerisi artar. Analiz becerisi olmayan insanları kandırırlar. Ve sen çok değerlisin, onu bil. Orada piyano çalan, sanatla iç içe bir Türk kızının bu ülkeye çok şey katacağını düşünüyorum. Herhangi bir torpilin var mı okula girerken? Bir torpille falan girdin mi? Hayır. İhtimal var mı bir torpille okula girebilmenin? Hayır. Ben de audisyonlardan geçtim. Videolarımı sabit ettim. Eserlerimi verdim. Fazıl Say'ın bir torpille olabilmiş midir hayatta sence? Sanmıyorum. İhtimal yok. Yani şimdi düşünsene. Senin ve Fazıl Say'ın yerine biz oralara bizim tanıdık var, bizim akraba, bizim partiden falan diye birilerini yollasaydık biz orada nasıl temsil ediyor olurduk? Ülkenin bütün derdinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Tamam mı? Liyakat kadar değerli bir şey yok. Anadolu'nun bir köyünde doğan bir çocuk şunu düşündüğü gün bence büyük fırsat. Ben bu ülkede çaba gösterir, emek gösterirsem liyakatla iyi bir yerlere varırım duygusunu verdiğimiz gün çatır çatır yürürüz diye düşünüyorum. Size katılıyorum. Bence de dürüst olmak, işini hakkıyla yapan insanlara daha çok yer vermek, aslında torpilin burada yerinin olmayacağını anlatmak asıl şey olmalı. Çok haklısınız bu konuda da. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize ve okurlarınıza buradan söylemek istediğiniz şeyler var mı? Hepsine kocaman sarılıyorum Elif. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben radyo programlarına da çıkmıyorum. Ama sen bana o e-postayı atınca ben ülkemizi orada temsil eden bir pırlantaya buradan küçük de olsa bir destek vermeliyim dedim. Tamam mı? Ben de sizinle şu anda bu söyleşiyi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Ben teşekkür ederim bana söyledikleriniz için. Bu haftaki konu sevgili Ahmet Şerif İzgören'di. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Programımı onurlandırdınız. İyi ki varsınız. Hep var olun. Haftaya görüşmek üzere. Müzik ile kalın.